Günümüzün en son gelişmiş modelli bir bilgisayar tercih edecekseniz bu videom tam da size göre. Bu videomda RTX 3060 ekran kartlı Monster Toolpath T7 ve 22.2.1 bilgisayar incelemesiyle karşınızdayım. Herkese merhabalar, ben Mevlüt Aydemir. Teknoloji ve eğitime dair videolar yaptığım YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün sizlerle beraber elimde tutmuş olduğum performans canavarı olan Monster Toolpath T7 ve 22.2.1'in özelliklerini ve günlük hayatımızı kullanım açısından nasıl sizlere bahsetmek istiyorum. Toolpath bilgisayarının amacı oyuncular için, oyun oynamak isteyenler için tasarlandı diyebiliriz. Ürünü incelemek için gönderen Monster Notebook'a teşekkür ediyorum. Ürünün öncelikle kutusuna baktığımız zaman sizlere hemen şu şekilde göstereyim. İnce ve zarif bir tasarımın olduğunu söylemek istiyorum. Ürünün ek bileşenleri harici olaraktan ek bir kutuda geldi. Ve bataryası da tak olaraktan elime ulaştı diyebilirim. Bir önceki Abra inceleme videomuzda kutunun içerisinde harici flash bellek çıkmıştı. Bu elimde tutmuş olduğum Monster Toolpath serisinde ise ürüne dair bir flash bellek çıkmadı. Ürünü gönderirken elbette ki bir aksaklık olmuş olabilir çünkü test cihazı olduğu için, ama sizin sıfır kutu alımlarınızı elbette ki kutunun içerisinde olacaktır. Bilmeyenler için de flash belleğin içerisindeki uygulama sayesinde eğer bilgisayarınıza format attıktan sonra driverlarını tek bir noktadan yüklemenizi sağlamaktadır. Teknik detaya birazdan inmeden önce size tasarım anlamında nasıl gözüktüğünden bahsetmek istiyorum. Kasa yapısı alüminyum ve kauçuktan yapılaraktan korozyon önleyicisi de bulunmaktadır. Alüminyum ve kauçuk sayesinde ısı dağılımını en iyi yerine getirmektedir. Bilgisayarımız 2.55 kg ağırlığında ve aynı zamanda da 24.9 mm kalınlığına sahiptir. Estetik bir bilgisayar ve hafif bir bilgisayar olduğunu söyleyebilirim günümüzün şartlarında. Ve şunu da söylemek istiyorum, merak eden arkadaşlarımız varsa ağırlığının yanında tek el ile bilgisayarımızı açabiliyoruz gelişmiş menteşeler sayesinde. Arka kapakta Monster logosu sade bir şekilde gözükürken yüzeyde siyah bir alandan oluşmaktadır. Abra serisinde ışıklı logo bulunurken bu bilgisayardaki ışığı daha şık görünümlü, yani bilgisayarımızın köşelerine koymuşlar diyebiliriz. Klavyeye geldiğimiz zaman tuş hissiyatı normal olan ve tuş sesinin standart seviyesinde gözüktüğü bu bilgisayarda RGB tek bölge aydınlatması da bulunmaktadır. Eğer isterseniz yenilen Monster kontrol panelinden ışığa dair ayarlamalar ve fana dair ayarlamalar da yapabilirsiniz. Gittiğiniz ortamlarda büyük tuşları sayesinde rahat bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz ek klavye gerektirmeden. Tasarım anlamında şık gözüken bu bilgisayarda ince çerçevesi yer alırken ekranı da 17.3 QHD 2560x1440 ve 165 Hz tazelim hızı ve %100 sRGB IPS mat LED bir ekranda bulunmakta. İnce çerçevesinin içerisinde HD bir webcam ve mikrofonu da bulunmakta. Ayrıca kızılötesi kamerası sayesinde yüz tanımı ile bilgisayarınızı açabiliyorsunuz. Oyun deneyimini en üst seviyeler çıkartan ekran tazeleme oranı ile akıcı bir oyun keyfi yaşayabilirsiniz. Günümüzde artık 144 ve 165 Hz tazeleme hızları ile oldukça karşılaşıyoruz. Ve hayatımızda oyun için ayrılmaz bir özelliği de bulunmakta. Bilgisayarımızın amacı da oyun olduğu için 165 Hz tazeleme hızı ve mükemmel bir oyun keyfi yaşayabilirsiniz. Oyun demişken sizlere de şunu söylemek istiyorum. Eğer oynayamadığınız oyun olursa ilk 15 gün içerisinde para iadeleri yapabilmektedirler. Tasarım anlamında sizlerin oyun esnasında ısınmayı en aza indirmek için bilgisayarımızda toplamda 4 adet fan çıkışı da bulunmaktadır. Sağ tarafında fan çıkışı, yanında kart okuyucusu, yanında 2 adet USB 3.1 ile sizleri karşılıyor. 3.1 USB bağlantıları 10 kata kadar veri aktarımı sağlayabiliyor performans anlamında. Sol tarafına baktığımızda ise fan çıkışımız yeri alırken tekrardan alt kısımlarına 1 adet olmak üzere 3.1 ve USB bağlantısı da bulunmaktadır. Mikrofonu veyahut da kulaklık içinde 3.5 mm'lik jack girişi bulunmakta. Diğer iki fan çıkışımız ise bilgisayarımızın arkasında bulunmaktadır. İsterseniz turbo fan hızı ile daha iyi düşük sıcaklık elde edebilirsiniz. Thunderbolt 4 DisplayPort çıkışı yüksek dosya ve görüntü aktarımı desteklemektedir. Type-C ile hızlı şarjı da ayrıca desteklemektedir bu bilgisayarımız. Yanında HDMI girişi, internet girişi ve son olarak da bilgisayarımızın güç girişi bulunmaktadır. Güç adaptörü 150 watt değere sahipken 19.5 volt 11.8 amper çıkış değerine sahiptirler. Ayrıca ürünün teknik özelliklerine indiğimiz zaman içerisinde bizlere işlemci olaraktan en son çıkan 11. nesil 10 nanometrelik süper fin teknolojisiyle üretilen Intel'in Tiger Lake teknolojisi i7-11800H 8 fiziksel çekirdekli ve sanal olmak üzere de 16 çekirdekli 24 MB'lik ön bellekli bir işlemcisi de bulunmaktadır. 45 watt TDP değerine sahip olan bu işlemci
2.3 GHz ve Turbo Boost ile 4.6 GHz hız performansı sağlamaktadırlar. Oyun ve render alanlarında ekran kartının yardımı ile sizlere oldukça fazla performans sağlayacaktır. İşlemcinin içerisinde bulunan Intel UHD görüntü birimi de ayrıca yer alırken bilgisayarımıza ekran kartı olaraktan da 6 GB'lık Nvidia'nın RTX 3060 GDDR6 192 bitlik ekran kartı da bulunmaktadır. RTX teknolojisi sayesinde daha gerçekçi bir deneyim, maksimum kare hızı ve maksimum kalite sağlamaktadırlar. Ayrıca bilgisayarımızın içerisinde bulunan Dragon yazılımı ile ping ve lag sorunlarını ortadan kaldırma, ayrıca oyunun band genişliğini optimize etme, Ethernet bağlantısı ile işlem önceliği istediğiniz programa ve oyuna atama imkanı da sağlamaktadır bu bilgisayar. İlerleyen dakikalarda testlerime dair bilgiler paylaşımında bulunacağım. Ama daha öncesinde RAM'lere gelecek olursak benim elimdeki olan bu modelde 2x8 toplamda 16 GB'lık DDR4 3200 MHz'lik bir RAM bulunmakta. Sizler satın alırken bu bilgisayara maksimum 64 GB'a kadar yükseltebilirsiniz. Eğer imkanınız varsa yükseltmenizde fayda var. Bilgisayarımıza depolama alanı olarak da 2 adet disk takabilirsiniz. İki tanesinde de M.2 SSD takma imkanı sağlayan bu bilgisayarda elimdeki olan modelde Samsung'un 1 TB'lık tek M.2 SSD'si bulunmaktadır. Okuma ve yazma oranlarına baktığımızda ise 1 GB'lık veri aktarımı testinde okuma hızı 3462.15 MB/s, yazma hızı ise 3434.41 MB/s'dir. Bilgisayarımızın testine geldiğimizde ise Geekbench 5 tekli çekirdek skoru 1581, çoklu çekirdek skoru ise 8295'tir. OpenGL skoru ise 99.498 olaraktan karşımıza çıkmaktadır. Cinebench R20'de ise tekli çekirdekte skor 576, çoklu çekirdekte ise 4750 skoru bizlere karşılıyor. Bilgisayarımıza diğer donanımlara baktığımızda ise Intel'in Wi-Fi 6 kartı bulunmaktadır. Ve gigabyte hızlara bunun sayesinde elbette ki ulaşabiliyorsunuz. Ama bunun yanında modeminizin de Wi-Fi 6 desteklemesi gerekmektedir. Ek olarak da bilgisayarımızda Bluetooth 5.1 donanımı da yer almakta. Bilgisayarımızın tasarım anlamında daha önce şık olduğunu demiştim ve aynı zamanda Monster firmasının yapmış olduğu tüm ürünler şık gözükmekte. Touchpad'imiz ayrıca fark eden arkadaşlarımız elbette ki olabilirler birazcık büyük. Touchpad'imiz oldukça büyük olmasının sebebiyle sağ üst tarafta bulunan alana iki kere basarsanız yarı tarafı işlevliliğini kaybedebiliyor. Ayrıca touchpad seslerimiz de çok hafif bir sese sahip. Bu bilgisayar alımlarında özelleştirebilir Windows 10 alımında artı 1 yıllık Microsoft 365 bireysel ve 1 TB'da bulut depolama alanı verilmektedir. Monster bilgisayar alımlarında ise ömür boyu ücretsiz bakım garantisi de bulunmaktadır. Ayrıca şık ve dikkat çekici görünümüyle ortamlarda, kafe ya da çalışma ortamlarında gözleriniz sizin masanızdan alamazlar. Sizler Monster Toolpart T7 hakkında neler düşünüyorsunuz bizimle yorum kısmında paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca ürünü satın almak veyahut da diğer ürünün veyahut da bu ürünün özelliklere bakmak isterseniz açıklama ve yorum kısmına size link bırakacağım, oradan bakabilirsiniz. Ayrıca bu ürünü alımlarınızda Ekim ayı sürecinde Monster'un Gamer Pack ile 1000 liraya aşan oyun paketleri de sizlerle birlikte olacaktır. İncelememi istediğiniz bir ürün varsa onu da yorum kısmında bizimle paylaşırsanız sevinirim. Bana destek olmak adına kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz sevinirim. Seninle bir başka eğitici videoda veyahut da başka bir teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kal, kendine iyi bak, bay bay. Hey sen, ekran başındaki Mevlüt Aydemir YouTube kanalına göz atmadın mı? O zaman bu videodan sonra seni bekliyoruz. Acele et!